İşte bu video efsane olacak. Çünkü bu videoda zenginlerin hayatını yaşayacağız arkadaşlar. O böyle filmlerde, dizilerde, yatlarda, katlarda yaşayan insanların gittikleri restoranlara, çay içtikleri yerlere gideceğiz ve bakalım gerçekten ne kadar pahalı, çok mu pahalı ve o paraya değecek mi? Mesela gördün mü? O neydi mu lan? Bir dakika. Bir çaya 55 lira vermeye değiyor mu yoksa 1 liralık çaydan hiçbir farkı yok mu? Bakalım yemekler gerçekten çok güzel olacak mı? Abi bu ne? Konuşamıyorum bile ben. İnanılmaz benim için zevkli ama aşırı masraflı bir video olacak. O yüzden sizden tek ricam kanalımıza abone olup videomuzu likelamanız. Eğer ki siz bunları yaparsanız bizim de bu tarz videoları çekebilmeye paramız olur ve biz de bunları çekebiliriz. Eğer ki likelamazsanız ne yapamayız, çekemeyiz. Şaka bir yana arkadaşlar, gerçekten çok emek veriyoruz. Tabii ki yeri geldiğinde çok çok da para harcıyoruz. Ki biliyorsunuz bence YouTube Türkiye'de bizim kadar para harcayan bir ekip olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hatta düşünmüyorum değil, öyle yani, bunu biliyorum. O yüzden abone olsanız sevinirim. Neyse, çok uzatmadan hep birlikte devam edelim. Şu anda Cihangir'de Rika'dayız. Erkan dedi ki bizde 4000 liralık bir hamburger var. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani zaten burada 3000 liralık altın var. Tam altın. Etin kilosu zaten 1000 lira artık. Yani harbiden 4000 liralık bir şey var burada. Ve inanılmaz gözüküyor arkadaşlar. Yani ben böylesini beklemiyordum. Elinize sağlık. Şimdi bunu normalde çıkartıp işte çatalla, bıçakla falan yememiz gerekiyor. Ama ben tabii ki normal bir insan olmadığım için ısırmayı deneyeceğim. Bunsuz yiyemiyorum. Şimdi ben bunu ısıracağım. Bunu aldım, koydum. Bunları şeyle yiyeceğim, çatalla yiyeceğim. Evet, hamburgeri öyle ısıramayacağım için tek katlı hale getirdim. Şefim kusura bakma, özür dilerim. Yani elinize sağlık. Aynen o şekilde yiyemezdim. Herhangi bir altın oldu. Silme, bırak kalsınlar. Altın yiyeceğim. Elimdeki altınları görüyor musunuz? Daha fazla çekmemize gerek yok yani, artık bundan sonrasını ben yiyeceğim yani. Bu arada buranın müthiş bir manzarası var. Tabii ki hani 4000 lirayı hayatında hani sürekli buna vermezsin. Hani 4000 lira yüksek bir para. Evet. Ama denemek için okey yani. Evet, hesabımız geldi. Bu arada gerçekten çok güzeldi. Tekrardan elinize sağlık ama yani. Şöyle göstereyim. Fırlanta gibi adam. Altın hamburgerimiz 4000 TL. İndirim %10. Teşekkür ediyorum. 3600 RND indirimi. Şimdiki durağımız bir yalı arkadaşlar. Burası Gümüşyalı. Şu anda Anadolu Hisarı tarafındayız. Burası bizim çok sevdiğimiz bir yer. Çünkü daha önce burada Betül'e bir video çekmiştik. Among Us videosu çekmiştik. Manzaraya falan bayılacaksınız. E tabii ki de bir yalıda yemek inanılmaz pahalı. Şimdi görelim bakalım ne kadarmış. Şefin spesiyeli diye deniz ürünüyle dolu olan bir bunların tabakları varmış. Şimdi onu deneyeceğiz. Fiyatını yine sormadık, sonradan görelim dedik. Çünkü bugün fiyata bakmıyoruz. Gerçekten şefin spesiyeli. Ne ağırmış be. Üst tarafta ıstakoz, alt tarafta bir ortada karides. En aşağıda da ahtapot ve kalamar bizleri karşılıyor. Peki ıstakoz nasıl yenir hocam? Bunu sen iyi bilirsin. Tabağı aldık. Alık. Şimdi yenecek yer arıyorum. Istakoz muydu bu? O ıstakoz muydu, karides miydi? Havyarımız geldi. Bak buradan çıkamayız. Havyarımız geldiyse olayların rengi hafiften değişecek. Güzel bir ıstakoz. Neye benzettin? Tabun daha böyle sertimsi. Dilimsi. Ben karidesi tatmayacağım. Karidesi ketçapla yiyeceksin. Küçük bir tadına bakıyorum. Hey dokunmayın çok fena. Tatsız geldi bana. Sana nasıl geldi? Tuz sanki bir eksiği var. Hiç tuz kullanmam ama evet. Bir tur bir döndü resim geldi. Aynen. Ben hayatımda çocukken ilk kalamarı gördüğüm zaman soğan halkası zannedip ağzıma böyle tıkmıştım. Ve o zaman ben de hani soğan halkası zannederek bir deniz ürünü ağzıma soktuğum için bir travma oldu. Şu an ben travmayım mesela. Kalamarına da bakalım. Hmm.
Kalamarı gerçekten iyi bu arada. Şey değil yani. En iyisi kalamar. Ama asıl olay şu bir mekanda açılıyorsa hesap. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hesaba 2,5 ekler, 3 ekler, 3 ekler bak. Ekliyor. Çünkü sen şu an mesela bir elinde 700 lira falan tutuyorsun. Şu vallahi bak şu an elimde gördüğünüz şey muhtemelen 500 liradan fazladır. Fazla. Havyarın ne olduğunu biliyor musun? Balık yumurtası. Balık niye o kadar ucuzdu, yumurtası bu kadar pahalı? Halbuki balığı alsan yumurtasını al içinden baba. Bir de sen doğurtturabilirsin. Bir de üstüne balığı da ye. Balığı da yersin. Tatlılarla hesap aynı anda geldi ve bakmadık heyecanı kaçmasın diye. Kalamar ızgara 396 lira. Jumbo karides 900, ıstakoz gitgide artıyor. İstakoz 1600. Ayda. Ahtapot ızgara 1020. Benim surat gitmeye başladı. Oh. Gördün o neydi mü? Lan? Bir dakika. Abi işte ben dedim sana en az 3 dedim, yine 2,5. Havyar 30 gram 2500 TL. Ve totalde şurada yazıyor arkadaşlar. 6416 TL. Tatlılar ikram. Tatlıları ikram etmişler. Hayır. Yediğimiz şey şovdu. Burada bu arada çok daha uyguna hani yemekler vardı. Biz bu video bizim şov videomuz, bugün zengin hayatı yaşadığımız için biliyorsun. Ondan dolayı bunu seçtik. Tatlımızı da yedik. Kartımızı da şöyle bırakıyoruz. Şimdiki adresimiz bir sushi restorantı. Şu anda Koşu yolunda Kayan Sushi'deyiz. Mekan gerçekten güzel gözüküyor. Hocam bize karışık varsa orada. Nedir? Gyoza. Gyoza. Bak bir mekanın iyi olduğunu ben öne gelen işte böyle zeytinyağı, ekmek falan filan gelir ya oradan anlarım. Bro ama bunları kullanmayı öğren artık ya. Bunları bil ya. Büyük bir mantı. Çok büyük bir mantı. Ve çok güzel. Güzel. Ha bir şeyler daha geldi. Moğol usulü tavuk. Evet, vay be. Ben hayatımda ilk defa diyorum. Sen? Ben bir yaşıma daha girdim şu an. Öğrendiğim bir işte. Çok biz bilmiyoruz. Çünkü niye? O seviyede değiliz daha Kerem'cim. Daha yolumuz var. Ha, iyi hoş da bunu ne yapacağım? Alacağım bir lavaşı. Şöyle tık 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 tık. Sonra şöyle. Daha yemeğimiz gelmedi ha bu arada. Çok teşekkür ederiz. Bu neymiş ya? Bakıyorum tadına izninizle. Gayet güzel. Ben bayağı sevdim bunu. Tamam. O karidesi de bir çıkartıver. Sen onu bir tutmayı öğreneceksin de. Bir bakar mısın? Vallahi. Çok iyi. Güzelmiş gerçekten. Bu arada yine fiyatına bakmadan sipariş ettim. Şuna geçiyorum. Bro. Yani ilki yine daha iyiydi bu arada ya. İlki bence. Daha iyi. Evet. Aynen. Pancar sosuyla yine bir renk verme durumu. Evet. Bakalım. Bu da fena değil ama ben yine ilkinden yanayım. Evet gerçekten farklı tatlar bizim için. Bakalım fiyatları neymiş. Şimdi bunlar %100 çiğ olan etlerimiz arkadaşlar. Ton balığı, levrek, somon. Şimdi ben normalde böyle yarı pişmişi falan okeyim. Ama hani genelde çok fazla çiğ tercih etmiyorum. Bakalım buraya gelmişken, böyle güzel mekana gelmişken. Videonda. Aynen. Evet. Sen bir başla ben gelirim. Aa. Tahmin ettiğimden çok daha iyiymiş lan. Bakıyor musun? Somonun tadına baktım gayet güzel. Vallahi, korktuğum gibi aynen. Lezzet durumu yok şu an. Şu anda bizim yediklerimiz 730 TL. Arkadaşlar videomuzu çok kısa süreliğine bölüyorum ve videomuza sponsor olan Papara'dan biraz size bahsetmek istiyorum. Şu anda elimde gördüğünüz Papara Black Card. Bu videoda gördüğünüz bütün harcamaları ben Papara Black Card'tan yapıyor olacağım. Aslında zaten bir süredir bu kartı kullanıyorum ve oldukça memnunum. Çünkü 7/24 bütün işlemlerimi ücretsiz bir şekilde yapabiliyorum. Aynı zamanda Papara'nın uygulamasına girdikten sonra hesap özetim kısmı çok açıklayıcı. Benim gibi işte böyle harcadığını çok hesaplayamayan bir insan için çok başarılı ve açık bir uygulama yapmışlar. Aynı zamanda Papara kartlarınızı dünyanın her yerinde kullanmanız mümkün. Siz de benim gibi hayatınız kolaylaşsın istiyorsanız ve böyle saçma sapan banka masraflarından sıkıldıysanız Papara'yı tavsiye ederim. Üstelik bu Black Card çok havalı, gerçekten çok güzel gözüküyor. Papara'ya bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum ve sizi bir diğer yemeğimize doğru götürüyorum. Evet, şimdi de yine şöyle deniz manzarasındayız ve bu sefer Türklere en özgü olan yemekleri yemeye geldik. Yani nedir bunlar? İşte Adanalar, etler, kebaplar falan. Şu anda Yeniköy'de Kaşıbeyaz Bosporus'tayız. Bakalım buradaki fiyatlar, yemekler nasıl? Hep birlikte görelim. Şimdi beni en heyecanlandıran bölüm sanırım bu videonun bu. Ben demek, et demek, kebap demek. Beni tanırsınız. Evet,
mekanımıza oturduk. Gayet güzel şık bir mekan. Karışık ızgara söyledik. Hiç menüye dedik ki bakmayacağız. Ustam sen bize karışık ızgara yap. Tamam dedi abi, o iş bende. Bakalım. Evet, yemeklerimiz ince ince gelmeye başladı. Salatamız falan geldi. Şimdi de ara sıcak olarak şöyle bir içli köfte. Yer bakalım. Oğlum öyle küçük tadılır mı ya? Şu fındığın tatlılığına bakın ya. Ben bunu yemeye kıyamam. Dürük bir lahmacun bu şekilde olur. Bayağı iyi. İyi değil mi? Oo. Maşallah. Şundan başlamak istiyorum ben çünkü bayağı özel bir şey belli ki yani. İçinde böyle yani patlıcan, matlıcan. Lah. Düşemezsin. Bir de şey kaşar falan da var sanırım içinde, değil mi? Vur bana. Oğlum çok güzel. Oğlum bu böyle bir şey olamaz lan. Al şunu, al. Yani ben hayatımda bu kadar güzel kebap yemedim. Bu ne kebabıysa. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Yemek zorundayız ya şimdi. Videomuz bu. Güzel. Şunun olayı bambaşka. Yani bunlar çok kaliteli güzel etler. Ama bu, yani Allah bundan razı olsun öncelikle. Öyle bir şey bu yani. O zaman biz bunları yiyelim Ege. Hesabımız geldi şimdi. Senin tahminin var mı? Yani şölen olarak her şey olduğu için 450 civarı. 450 diyorsun. Bence yani. Ben şimdi daha önce de buraya bir iki kez geldiğim için ben biraz yani daha tecrübeliyim. Ben 750-800 diyorum. Ama ne yazık ki. Yani hani hiçbir şey içmedim. Bakalım. Gördün mü? Oğlum ben gerçek bir hesap gurmesiyim. Hani yemekten anlamam ama hesaptan anlarım. 800 lira ama gerçekten iyiydi. Şunu şöyle göstereyim. Detaylı olarak neyin ne kadar olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burası da 800 TL tuttu. Şu anda Caddebostan'da Muha Dondurma'nın oradayız. Ben de bu video için Burç ve Burak'la tanıştım. Buranın sahipleri, hatta ikizler. Benim için Rende'nin dondurması diye bir şey hazırlamışlar. Çok güzel bir şey yapmışlar. Bakalım neler hazırlamışlar. Haydi görelim. Evet arkadaşlar, Muha'ya geldik. Yanımda Burç ve Burak var. İkizlermiş. Az evvel öğrendim ben de. Abi elinize sağlık. Bir sürü zaten şubeleri var. İnanılmaz dondurmaları var arkadaşlar. Hiç başka bir yerde görmediğim görseller var. Şu dondurmalarda bile. Abi benim için bir şey yapmışsınız. Rende'nin dondurması dediniz. Ben de çok merak ediyorum. Rende'ye özel. Bugün apayrı bir Ar-Ge çalıştık. Geleceğini yarım saat önce değil, birkaç gün önceden öğrenseydik daha güzel olabilirdi ama. Ama arkadaşlar, bugün burada yiyeceğim şeyi, eğer ki hani izleyenlerden olursa, yemek isteyen olursa, siz bu Rende'nin dondurmasını onlara da yapacak mısınız? Kesinlikle yapacağız. Ama bu boyda mı yaparız? Bence videoda karar veririz. Onu artık isteyen, yani isteyen hangi boy istiyorsa artık ona göre bir Ar-Ge çalışması. O zaman hemen bir şu dondurmayı görelim, yiyelim. Ondan sonra tekrar sohbet edelim. Abi bu ne? Oha, şimdi anladım niye bu kadar hani bunu isteyen bu kadar yani büyük yapmayız dediğinizi. Konuşamıyorum bile ben. Abi elinize sağlık. Bu resmen sanat eseri olmuş. Biz bunu nasıl yiyeceğiz Kerem? Şu topların içi çikolata falan yani. Kerem, seni sevdiğin her şey burada. Var. Hem büyük hem akışkan. Oğlum. Bunu yemenin bir usulü var abi. Nedir abi? Topları kırmamız gerekiyor. Tamam. Yani topları kırmak için de özel bir aparatımız var. Yanımıza getirdik. Sırf burası bugün için, bugün özel. Eyvallah. Aparatımız da burada abi, Rende'miz. Rende'nin dondurmasına özel arkadaşlar. Bunu alırsanız böyle geliyor. Tabii boyutuna göre. Bu büyük olan, bir de küçüğü var. Aslan. Ama sistem böyle. Kerem. Yani çok özür dilerim. Elimin ayarı bu şekilde. Yani elimin ayarı bu. Abi ağzımı sokmak istiyorum. Kerem sokayım mı? Ay konuşuyor muyum? Konuşulmuyor oğlum burada. Oğlum vallahi suratımı rendeleyeceğim şimdi. Çok mutluyum lan şu anda. Bir saniye. Çığlık atacağım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Abi bunu nereye koyayım? Kerem al şunu. Al. Aç ağzını aç.
Biz tabii ki bu kadar büyük bir şeyi burada 3-4 kişi bitiremeyeceğimiz için bunu artık işte özel kaplarla ofise götürüp bir de ofistekiler bir tur. Ofistekilerle bu arada 5 dakikalık kişi var. Tabii tabii, bunu bizim ofistekiler, bunu parçalar da. Bu arada şunu kırmak ister misin Kerem? Üf, bak 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum. Dur. Oğlum yiyeceğim, bir dur sana. Peki bugün kaç kilo alıyoruz, onu konuşuyor mu? Bu şu ana kadar benim hayatımda yediğim en iyi dondurma, hiç abartmıyorum. Geldik bunun fiyatına. O yüzden ben şuraya geçiyorum Keremcim. Aranıza geçeyim abi. Abi istersen kasaya geçelim. Kasaya geçeriz de şimdi. Kerem bir kredi çekmeye gitti. Gelsin. O zaman kasaya geçelim. Ben geldim. Dedim ki size, ben Alper Rende'nin videosundan gördüğüm şeyi istiyorum dedim. Bunun fiyatı nedir? Burada 10 kilo, 200 topa yakın bir dondurma var. Ortalama bir fiyat. Sana 5000 liraya ayarlarız. 5. 5000 liraya. 5 son fiyat. Sana olur bu. Dondurmada hiç son fiyatını diğerlerine hiç görmemiştim. Elinize sağlık. Çok çok güzel olmuş. Peki bunun küçüğünü, yani mesela atıyorum 2 porsiyon, 2 kişi geldi ya da 4 kişi geldi. O da yapılabilir değil mi duruma göre, eğer gelen arkadaşlar olursa diye diyorum. Ama Rende dondurması diyen her herkese bunu vereceksiniz. Bunun minimali herkese tabii. Herkese minimum 1-2 kişilik porsiyonuyla birlikte. Süper. Burası işte Caddebostan tarafındayız şu anda. Rende dondurması derseniz bunun minisini size verecekler. Peki onun fiyatına çalıştınız mı? Arge çalışmaları falan ne durumda minimaliyle? Bence bunun makul bir fiyatı 250 liraya. Rahatlıkla ulaşabilecek bir fiyat gibi düşünüyorum. Ama tabii ki şov bir şey yani. Böyle tabii standart yani. Bir dondurma gibi düşünmeyin arkadaşlar. O zaman abiler size çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bana... Biz çok memnun olduk. Güzel bir şey hazırladınız. Çok çok sağ olun. Rica ederiz. Her zaman bekleriz. Şu anda İstanbul Boğazı'nda denize sıfır süper bir oteldeyiz. Four Seasons Otel'deyiz. Burada tatlı yiyeceğiz. Bakalım buradaki insanlar tatlılara ne kadar para veriyor ve gerçekten değiyor mu? Ama manzarası inanılmaz güzel. Bizim Ege benden daha önce gelip tatlılarımızı söylemişti. Ben en çok tatlıdan ziyade şu çayın kaşığı olduğunu çok merak ediyorum. Hepsini göreceğiz birazdan. Çok güzel bir sufle. Hayatımda yediğim en iyisi değil ama gayet üst level'larda bir sufle. İster misin Serçe kardeş? Çayın da tadına bakıyorum. Soğumuş. Ha, Enes geçiyor. Düz milföy yani öyle. Düz milföy, öyle abart bir şey yok. Milföy. Ya şu bile bu arada yeterli ya. Şu huzura bak ya. Sen yanlış yapıyorsun. Milföy vereceksin oğlum. Ulan bunu nasıl yesin lan şu hayvan? Bakayım. Aha. Oğlum. Aldı gitti. İngiltere'deki bizim lanet martıyı hatırlatıyorum. Ekranlara gelsin. Al bunu. Allah aldı. Aldı. Ver lan kruvasanı ver. Herif elimdeki kruvasanı komple almıştı lan. Böyle alıp gitmişti ya. Evet, çaylarımızı bitirdik. Bir de dedik ki şu an kış geldi, biraz boğazlarımız da böyle şey. Birer böyle ıhlamur, yasemin çayı falan söyleyelim dedik. Ondan sonra da hesabımızı isteriz artık. Gerçekten şu manzarada böyle tatlı yemek çok güzel, çok keyifli. Zenginler bu işi biliyor. Bu arada sipariş için şuraya basıyorsunuz. Burada böyle garsona el etmekle uğraşmanıza gerek yok. Şuna tıklıyorsunuz, garson geliyor. Bakalım gelecek mi? Gelmedi, yine elle çağırmaya devam. Evet, çaylarımız geldi. Ben böyle romantik anları niye böyle 2 metre bir adamla yaşıyorum ya da sakallı ve gözlüklü adamlarla yaşıyorum bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Oğlum su lan bu. Biraz bence demlenmesi gerekiyor. Evet. Bilmiyoruz ki. Bakalım neye ne ödemişiz. Fiyatlara bakmadan söyledik. Oo. Şimdi bir saniye bir hesap yapmak gerekiyor. Tatlı yedik, çay içtik, bir de böyle bitki çayı içtik. Toplamda hesap 435 lira tutmuş. Yani yarım bin lira. Çay, normal çay 28 lira. Bu bana koydu. Tatlılar o kadar hani şey değil, 90 lira. Ama çay 28 lira olması, kuver parası almışlar 60 lira bu arada. Yani kuver parası da ne işte, hani bahşiş gibi bir şey yani. Yasemin çayı istedim ya ben, 85 liraymış. 85 liraymış Yasemin çayı. Senin ıhlamur da 55 liraymış. Sonra 60 lira şey eklenmiş. Yalıçayır covered. Hani oturma parası mı? Doğru. Manzara parası. Manzara. Durum bu.